Vay benim dertli başım, dertten kurtulmaz başım. Hayırdır genç? Yüzünden düşen bin parça. Sen de beni kandırdın be Cevdet abi. Genç, inanmadığım hiçbir şeyin altına imza atmam ben. Ya bırak Allah'ı seversen Cevdet abi ya. Hani sevdiğin yönü cennetti? Cennete gidiyoruz diye gittik, elimize verdiler. Hoş geldiniz Sebahattin Bey. Davete icabet etmek gerekir dedim. Sebahattin Bey'in pardüsüsünü alır mısın Anderson? Başüstüne efendim. Anderson mı? Beğenemedim yavşak. Yazın sıcağında giydiğin şeye bak, Allah cezanı versin senin. Ayakta kaldınız Sebahattin Bey, oturmaz mısınız? Bir de Sebahattin Bey çıktı başıma. Allah Allah. Bu işte bir aksilik var ama. Seni seviyorum dedin mi lan sen kıza? Sordun mu? Kapandın mı ayaklarına? Fırsat vermedi ki İbne. Biz gülün kralını verdik, yüzümüze bile bakmadı. Adam diken verdi, bir cilve, bir cilve. Allah tamam yani. Harika bir espri anlayışınız var, bayıldım. Deve, diken ve insan üçlemesi denir buna genç. Neyse, sen şimdi bunları bırak da baştan anlat bakalım mevzuyu. Benim kafam karıştı lan. Ya abi, her şey güzel başlamıştı ilk başta. Adam bana insan gibi geldi. Böyle ütülü giyiniyor, insanların boynuna sarılıyor, öpüyor. Ben bile hayret kaldım, şaşırdım yani. Bak İbne ya, Sonra bir gün Demet Hanım'ın pencereden gördü bu, ağzı sulandı. Ben bir şey demedim tabii. Aynı gece ben ikisini camdan gördüm. Koşarak içeri bir daldım, Demet Hanım'a söyledim, inkar etti. Yok canım. Sonra beni evden kovdu. İkisi birleşip bir de beni yemeğe davet ediyorlar. Beni niye yemeğe davet ediyorsunuz? Arkadaşım hadi ne anlatacaksan anlat. İki gündür yarım ekmek peynirle duruyorum ben ya. Aha bitmeyecek, bitmeyecek. Hayatımın en acı yıllarıydı. Vlad Bey, bu nedir şimdi? Bu bir robot resmi Demet Hanım. Transilvanya'da zabitlere çizdirmiştim. Kara kalem. Arkadaşım sen burada nereye varacaksın ya? Biz yemeğe geçmiyor muyuz? Birazdan ben seni doyuracağım. Seneler önce Osmanlı'nın zindanlarına düştüğümde bu adamın akrabalarından birine rastladım. Padişahım! Padişahım! Bir sus lan! Oğlum padişah bir için Kırım'a gitti diyoruz. Car 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 car. Bir sus lan. O zaman başka bir yetkili çağırın buraya. Oğlum sen ne dangalak adamısın sen ya. Burada tek yetkili kişi benim diyorum sana. Kaleyi içeriden fethedeceksin, içeriden. Peki ne istiyorsun bu iş için? Açık konuş benimle. Koca vali olmuş adamsın, eşek değilsin ya. Atarsın güzel bir şey artık. O zaman şöyle yapalım. 15 kese altın vereyim. Ne diyorsun? Ver elini anlaşalım. Ne diyorsun? Ver elini, ver elini anlaşalım. Gel şu keseleri 20 yapalım. El sıkışıp helalleşelim. Tamam 20 olsun. Ver elini anlaşalım. Tak. Ne bu? Oldu mu şimdi bu? Bizde vergilendirilmiş kazanç kutsaldır. Sen Osmanlı'yı ne sandın usuruk? Vergini ödeyeceksin, halka zulmetmeyeceksin. Her şeyimi kaybetmiştim. Özgürlüğümü, ülkemi. Ama İzabel'in beni bekliyor sanıyordum. Bizim amcaoğlu sizi oralara isyan bastırmaya gitti. Ne hikmetse daha geri gelmedi. Amcaoğlu kim? İsmi Kara Fuat. İyi isyan bastırır, iyi isyan bastırır. Şimdi bu resimdeki hayvana iyi bakın. Sizce kime benziyor? Tamam arkadaşım, bu resim bana benziyor. Sen bundan nereye varacaksın ya? Ömrümüzü yedin, vallahi ömrümüzü yedin. Asıl sen benim ömrümü yedin köpek. Yüzyıllardır Kara Fuat denen köpeğin soyunu kurutmak için yaşadım. Bana ne amına koyayım? Ne demek bana ne amına koyayım? Yüzyıllar oldu diyorum. Ama sonunda seni de buldum. Hocam benle arkadaş arasında nasıl bir bağ kurdunuz bilmiyorum ama... yani şunu söyleyeyim, biz reenkarnasyona inanan bir toplum değiliz. Nereye kaçıyorsun lan yavşak? Hocam gidilmeyecek gibi değil ki atmosfer. Artık buradan hayırlısı neresiyse oraya gidiyorum. Ne yapıyorsun sen orada sersem? Ne yapayım babacığım? Siz kendi tipinizin farkında değilsiniz galiba. Bunu mu arıyorsun? Gel daha.
Hocam sorun komisyonsa ben kendi payımı hemen geri iade ederim. Ne oluyor lan? Evin bütün ışıklar açık. Ne olmuyor ki Tamer Bey? Ne olmuyor ki? Çabuk gel lan, çabuk gel. Dur lan dur. Yedek anahtar üstünde kaldı. Olsun üstünde kalsa daha iyi. Gel lan gel. Seni fena kumpasa düşürmüşler genç. Hani kusura bakma da adamın derdi yengeye tıklamak. Ay yengenin de suçu yok değil yani. Var, var, var. Yani. Sebo! Sebo! Koş oğlum koş. Çok fena abi, çok fena. Niye kaçtın lan? Demet Hanım'ı kaçırdın. Bu kim lan? Tribünden mi? Yok abi, tribün deplasmanda. Bu İbner'in önde gideni. Pezevenk bu. Abi gel ben sana anlatacağım Allah'ın seversen gel. Ya neyi anlatacaksın? Çekişsiniz, durma kolumdan be. Abi gel evde ben sana anlatacağım her şeyi ya. Şimdi çok kızdım işte. Çok kızdıysan git çiftleş. Götlek. Gel Tamer abi gel. Bu ne lan? Manda çiftliği mi kurdunuz buraya? Anderson! Anderson! Endercik mi dedi bu? Anderson! Anderson! Tamer Bey, şimdi sen Balıkesir'deyken Ertan sizi aradı ya. He? Şimdi Ertan konağa çok güzel bir para sattı, parayı da peşin aldı. Lan oğlum orasını anladım. Ama evi hırlıya mı verdiniz, hırsıza mı verdiniz onu anlayamadım. Tamam oraya geleceğim ben şimdi. Bir an evvel gel. Yoksa ben senin gözüme geliyorum. Bana bak. Bu evi bekara mı verdiniz, öğrenciye mi verdiniz? Anderson! Şimdi bu bekarla öğrenciyle ne alakası var Allah'ını seversen? Doğru. Bu öğrenci bağırması değil. Job girmiş adam bağırması. Ertan nerede? Hoş geldiniz babacığım. Buradayım. Senin hayatın lan. Anlat bakalım. Bak abi. Mahir Beylerin konağı zengin müşteri çıktı. Adam pakete trink sayıyor abicim. E babam da vekaleti bana bırakmıştı. Ay senin vakalatını sev Ertan. Peki nasıl bir adam lan bu? Tamer Bey, adam koş olup uçuyor. Öyle bir bağırıyor ki sanırsa böyle mandanın taşağını sıkıyorlar. Kara Fuat! Bu sefer de Fuat dedi ha. Dur ben gidip sonra bakayım. Gidip. Dur 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 baba dur gitme. Gözünü seveyim gitme. Tamer Bey, adam mahluk gibi bir şey. Tuttuğunu ısırıyor, kanını içiyor, şarap bardağıyla. Ben onu şarap çanağına nasıl içerim ha? Verin pezevenkin kaparosunu, siktir olsa gitsin lan. İki gün Balıkesir'e gittim, evin içine ettiniz ulan bu yaraları. Kim ulan bu Fuat? Kim ulan bu Endercik? Kim ulan bu yaraları? Neyse abi, bu solak konağı bırakınca ben de müşteriye yardımcı olayım dedim. Ama nereden bilecektim başımıza bunların geleceğini? Emilmedik yerimiz kalmadı abi. Bak. İyi işiyorsunuz mu lan siz? Nereden çıkarttın abi içmeyi? Adam kan emiyor, kan. Adam bana tılsım etti diyorum. Büyü yaptı ya. İsmime de Anderson diyor. Anderson. Oo, güzel. Tamer abi bana da sürekli Sebastian, Sebastian diye bağırıyordu ama bir türlü tılsımlayamadı beni. Bir dakika, bir dakika. Bir dakika. Şimdi... Büyü yapılan adam yerinden kımıldayamaz. Bana göre. Bence bu başka numaralar çeviriyor ha. Kaşika. Yüreğim kaldıramaz. Dayanamam. Buyur buradan yak. Tamam lan. Bunun derdi Kaşika'yı bafilemek. Ölürüm ben. Kaşika. Kaşika uyansana ne olur. Kaşika mı? Kaşika diye isim mi olur? Ne koyayım? Kaşika. Bunun yerine bir tane Rus alaydın ya yanına. Biz de nasiplenirdik. Bu ne be? Oğlum bu adam sapık sapık. Sen de dost canlısı zannettin ha? Salak. Lan oğlum bu kadar üzülme. Gider kızı isteriz anasından babasından. Baban böyle günler için var. Tamer abi. He. Kız Filipinli. Olsun. Filipinli mi? Baba. Sebo. Arkadaşlar ben bir eve gidip geliyorum. Tamer abi nereye gidiyorsun? Allah'ını seversen ya. Çocuğun psikolojisi bozuldu. Görmüyor musun ya? Görüyorum. Çocukluğu mu kalmış lan bunun? Baba. Bir vampirle başka bir vampir başa çıkabilir baba. Sen vampir olmuşsun işte pezevenk.
Götürsün adamı. Uşağı oldum diyorum ya. Baksana şu halime. Bu saatten sonra ben ona hiçbir şey yapamam. Olmaz bu olmaz. Peki ne yapacağız lan? Ah! Hadi oğlum, dönüşeceksen dönüş artık. Hoppa! Buyur. Olmadı işte. Nasıl olmadı ya? İki tane düş işte. Lan dünyanın neresinde görülmüş? Dedikten sonra vampir olmak. Neyse genç. Benden size fayda yok. Ben size adresi vereyim. En iyisi Kenan abime bir gidip sorun. Bu işi çözse çözse o çözer. Kenan abi kim abi? Görünce anlarsın kim olduğunu.